Yani rootların aktifliğini, pasifliğini kontrol ettik. Güzel. Şimdi bir yönlendirme işlemi yapalım. Yönlendirmeyi nasıl yapıyoruz? Bir de onu görmeye çalışalım. Şöyle Docker'ımın önce bir içine bağlanmak istiyorum. Şimdi buradayken bir tane controller oluşturuyorum. PHP artisan make controller yaptım. Daha önce controller'ım yoktu diye hatırlıyorum ama bir bakalım. Gerçi home controller'ımız da varmış. Gerek yok. Bir controller'ım varmış zaten. Ben bunu unutmuştum varlığını. O yüzden koymuştum. Bunu front.index'e yönlendireceğini biliyorum. Daha sonra buraya bir tane daha function about için oluşturuyorum. Şimdi about için oluşturdum ve bunu şu an dokunmuyorum. Az sonra dokunacağım. Geliyorum web PHP'me öncelikle. Şu artık fonksiyon kısımlarını kaldıracağım. Şeye bağlayacağım sadece bunları. Controller'a bağlayacağım. Home controller'ın indeksi. Bu da home controller'ın about'una. Gitsin about diye bir isim olsun. Bir tane daha alan oluşturuyorum. Buna da diyorum ki kontakt yani iletişim sayfasını getiriyor olsun. Home controller'ın bu da kontakt diye bir fonksiyonuna gitsin. Şu an yok da oluşturacağım onu da. Buraya da geldim. Name verdim ve kontakt diye bir isimlendirmesini kullandım. Şimdi geliyorum tekrardan home controller'ıma. Şöyle hatta ikiye bölerek ilerleyeyim. Şöyle bunu kopyaladım indeksi. Kontak yaptım. Bana açıldığı zaman da kontak diye bir sayfa açsın. Şu anda o da yok. Onu da geliyorum oluşturuyorum. Front'un altında kontakt. Layout'ların içinde front'u kullan. Burası da içerikti. Bizde çünkü karşılığı. İletişim sayfası diye yazdım. Bir de çizgisini koydum yine. Şöyle gelip bir deniyorum. Kontak yazdım. Enter'ladım. İletişim sayfası bize geldi. Şimdi ben burada şunu yapmak istiyorum. About'a basacağım. Bastığım an beni otomatik olarak direkt kontakta alsın istiyorum. Yani yönlendirme işlemi yapmak istiyoruz. Bu yönlendirmeleri nasıl yapabiliyoruz? Yani illaki bunun bir linke tıklandığı zaman olması illa önemli değil. Herhangi bir işlem sırasında bu yönlendirme işlemi yapabilirsiniz. Ben şu an sadece controller üzerinden bir örneğini gösteriyorum. Controller'lı, controller'sız ya da farklı noktalarda bu yönlendirmeyi yapabiliriz. Bunlardan bir tanesi redirect adı üzerine yönlendirme demek. Redirect'in ister içerisine şöyle route verebiliyorsunuz. Redirect route deyip nereye gidecekti? Kontakta gidecektik biz mesela. About tıklandığı zaman. Geliyorum. Böyle about'a bir tıklıyorum. Tabii bastık ama return etmedik şurada. Return redirect yapmam gerekiyordu. Yeniledim. About'a bir daha bastım. Bakın bana ne yaptı? İletişim sayfasına yönlendirdi. Bunu yaptığımda birinci yöntemim bu. İkinci yöntemim ve okunaklılığı adına daha doğru olan yöntem. Redirect dedikten sonra root'u burada tanımlıyorsunuz. Bu da zincirleme yani bir fonksiyon çağırma şekli olmuş oluyor bizim için. Yardımcı fonksiyonumuz var. Bununla beraber yönlendir demiş oluyoruz. Bir diğer yöntemimize bakalım yine burada. Şunu da yönlendir. Ya bunun da ikisi aynı zaten. Direkt gözüküyor. Şu an normalde bu redirect yardımcı fonksiyonu hatırlarsanız biz root tanımlaması yaparken de görmüştük. Yardımcı fonksiyonlar nasıl oluşturulabilir, helperler oluşturulabilir bunları görmüştük. Onun devamında root geliyor. Çünkü niye? Redirect bir tane class'ı temsil ediyor. O class'ın içinde root diye bir şey var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Benim redirect diye bir tane normalde zaten class'ım var. Bu class'ın içerisinde de redirect root diye bir bölüm var. Yoksa bu böyle olmamış olsaydı ben bunu zaten çağıramazdım. Yardımcı fonksiyon sayesinde bunu böyle yazıyoruz. Ama yardımcı fonksiyonu hiç çağırmadan da kendim redirect root'u statik olduğu için çağırabilirim. Çağırarak da yine işte sallıyorum bunu kontakta yönlendir diyebilirim. Geliyorum yine ana sayfama önce. Ana sayfadayken about'a bastım. Ve yine benim için kontak sayfasına yönlendirmiş oldu. Burada zaman zaman işte parametrik durumlar da olabilir.
Onu da bir sonraki derste yine göstereceğim.